Nurcan Hanım, tabii toplum arasında duyulan bir söz var. Aşağı ve yukarı idrar yolu enfeksiyonları. Peki ikisinin arasındaki fark nedir? İkisinin arasındaki fark gerçekten adında olduğu gibi aşağı idrar yolu enfeksiyonu üretra ve mesanede olanlar, üreter ve böbrek enfeksiyonları yukarı idrar yolu enfeksiyonları çok daha tehlikelidir. Sepsise kadar, ölüme kadar götürebilen, dediğim gibi böbrek kaybına kadar getirebilen ciddi enfeksiyonlara neden olabiliyor. Yukarıya çıkmadan aşağıdayken idrar yolu enfeksiyonları tedavi etmek çok önemli. Bazen de yaşlarda belirgin olmayan belirtiler görülebiliyor. Peki bu belirtiler nelerdir? Farkına varmadan o asemptomatik bakteri ürü dediğimiz bakteri çok bol olmasına rağmen hastanın hiçbir şikayeti yoktur. Ya da iritasyonu vardır ama o menopoza bağlar ya da başka belirtilere bağlar. Önemsemez ve doktora ulaşması zor olabilir. Doktora gelmediği için de tanı konulamaz. Tanı konulamadığı için işte bu aşağı idrar yolu enfeksiyonları böbreğe kadar uzanabilen ciddi kayıplara neden olabilir, enfeksiyonlara neden olabilir. İdrar yolu enfeksiyonlarının sorunu ile karşılaştırılabilecek durumlar dediniz az önce hocam. Karıştırılabilecek. Evet, karıştırılabilecek evet. Durumlar dediniz. Evet. Peki bunlar nelerdir? Mesela basit bir bel ağrısı vardır. Hasta bel fıtığına ya da bel tutulmasına yol düşünebilir. Ateşi vardır ama aklına gelmez, doktora gitmez. Başka bir enfeksiyonla karıştırabilir. Ya da karın ağrısı vardır. Tam olarak ayırt edilemez. Böbrek ağrıları ya da işte karın ağrıları. Sık idrara gider ama mantar enfeksiyonuyla karıştırılabilir. Ya da basit bir iritasyon bulgusu vardır ama hastanın aklına gelmez, ciddiye almaz, doktora gelmez. Bu şekilde karıştırılabilir. Taşla karıştırabilir. Böbrek taşı idrar yolu enfeksiyonudur. Basitçe tedavi olabilecekken taş olduğu düşünülebilir. Peki bu hastalıktan kaçınmak için küçük adımlar var mıdır? En küçük adım hijyen. Bol suyla temizlenmek ve bol su içmek hem hastalıktan korur hem de tedavimizi varsa bile tedavimizi sağlar. Çok sıkı giyinmemek, çok fazla yıkamamak, çok fazla antibiyotik kullanmamak. Çünkü basit antibiyotiklerle tedavi edilebilecek bir idrar yolu enfeksiyonu gereksiz ve çok fazla antibiyotik kullanmakla biz bütün mikropları bu antibiyotikleri duyarsız hale getirir organizmaları. Evet. Böylece kullanacağımız antibiyotiklerden de cevap alamayabiliriz. Gerekli olduğu zaman antibiyotik kullanmak hayat kurtarıcıyken gereksiz antibiyotik kullanmak belki hayatımızı tehlikeye bile atabilecek durumlara neden olabilir. Ve Nurcan Hocam, cilt çok hassas bir dokudur. Yani temizlik noktasında diyoruz ya, evet hassas, onun hijyeninize önem gösterin diye. Ama çok da tahriş de edebilirler. Tabii. Çok fazla tuvalet kağıdıyla bile tahriş evet. Edebilirsiniz. Sadece ıslak mendiller. Evet, çok fazla ıslak mendille bile kimyasal sonuç getiriyor. Evet. Bazı ıslak mendiller gerçekten sadece su bazlı, suyla ıslatılmış ama bazılarında çok fazla kimyasal var. Kokuları güzel olsun diye çeşitli kimyasallar kullanıyor. Tuvalet kağıdını sadece böyle tampon yaparak temiz kuruturlarsa genital bölgelerini tahrişe maruz kalmazlar. Evet. Çok fazla sabun ve genital bölge temizleyicisi de hiç önermiyorum. Ve şöyle de bir durum var hocam. Bakmakta olduğunuz kişinin tuvaletini kullanmasına da yardımcı olmamız da gerekiyor mu? Bakmakla yükümlü olduğumuzda bir annelerimiz ve çocuklarımızı kastediyorsak eğer, tabii ki yani özellikle hijyen, genital hijyen çok önemli demiştik. Özellikle yaşlılarda evet. Ya da engellilerde. Eğer onların kendi kendilerine yapamayacakları durumdalarsa mutlaka genital temizliklerini bizim yapmamız gerekiyor. Ve dediğim gibi en önemli şey duru su, bol su ve önden arkaya temizlik.